Bir anahtar. Dijitalleşmeyen bu çemberin dışında kalanlar sıkıntı yaşayacak bundan sonraki dönem içerisinde. Bu yüzden de e-ticarette başarının anahtarı diyeceğiz ve bununla beraber çok kıymetli konuklarımız var. Onlar için sahneyi hazırlıyoruz. Onların da koltukları sahnede hazır bulunmaya başlayacak. Ben onları bir bir sahneye davet etmek istiyorum aslında. Öncelikle moderatörümüz Ayhan Bey'i rica edeceğim. Medya Store, e-ticaret ve marka danışmanı. Ayhan Bey, sizi sahneye alalım. Daha doğrusu kürsüye alalım. Güzel alkış lütfen. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir kere daha. Beraberinde de evet, Hediye Sepeti kurucu ortaklarından evet, İlyas Erişmiş birazdan bizlerle olacak ama Bella Maison'dan Muhammed Tan kurucu. Evet, kurucusuna kuvvetli bir alkışla sahneye alalım. Bella Maison, Muhammed Tan, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Harika. Dijital dönüşümü hep birlikte yaşayacağız. Sırada, evet, her an bakıyorum, Üzeyir Karakaş, Çakra, evet, E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Bey de kuvvetli bir alkış. Yani çok sağlam bir kadro şu anda. Bir misafirimiz daha var. Ayhan Bey, sözü size bırakacağım. Biraz gecikme yaşayacağız ama hemen hemen hazırız. Evet, Hediye Sepeti'nden İlyas Erişmiş kurucu ortağımız da birazdan burada olacaklar. Sesim geliyor mu? Öncelikle İlyas Bey kendisi aradı. Biliyorsunuz İstanbul malum, burası da biraz uzak, trafikte kalmış. Bir 10 dakika geç kalacak. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Birazdan e-ticarette başarının hikayelerini, başarının anahtarlarını kendi alanında başarı hikayeleri yaratmış kişilerle bunu konuşacağız. Öncelikle ben teşekkür ederim. Hem Üzeyir Bey sizden hem Muhammed Bey sizden, hepinizden bahsediyoruz. Kısaca bir Bella Maison'u, Muhammed Bey'i tanıyalım. Peşinden Çakra e-ticaret direktörü Üzeyir Bey'den bir kendilerini tanıtmalarını isteyelim. Seve seve. Herkese merhaba. Umarım hiç sıkılmadınız. Böyle keyifli bir sohbet olur, söyleşi olur. Bella Maison 2016 yılında ben ve arkadaşlarım tarafından, bir grup inanan insan tarafından kurulmuş bir ev kategori markası. Çoğunuz artık yakinen tanıyordur diye tahmin ediyorum. Türkiye'de katma değerli olan birçok AVM'de mağazalarımız var. Aynı zamanda da 2018 yılından bu yana e-commerce yapıyoruz, e-ticaret yapıyoruz. Orada da çok kıymetli arkadaşlarımızla beraber başlattığımız bir satış ve büyüme serüvenimiz var. Şu an halihazırdaki mağazalarımız kadar operasyon yürüttüğümüz, sipariş ürettiğimiz çok keyifli bir iş kolu bizim için e-ticaret. Her geçen günde yatırım yaptığımız, büyütmek için çaba sarf ettiğimiz, sınırsız bir metrekaresi olan mağaza olduğu için e-commerce dünyası Üzeyir de çok iyi bilir. O tarafa bolca yatırım yaparak satışlarımızı daha çok büyütmek için, daha çok müşteriye dokunmak için kendimizde mücadele ediyoruz pazarda. Hepsini soracağız. Evet, seve seve anlatırız. Evet, Üzeyir Bey. Merhaba, ben de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim, geldiniz. Ben de 22 yıldır iş hayatındayım. Yazılım uzmanı olarak başladığım kariyerime şu anda Çakra'da e-ticaret genel müdür yardımcısı olarak devam ediyorum. Bu süre zarfında pek çok startup hayata geçirdim. Yaklaşık 12 yıl Doğan grubunda çalıştım. Altın Cadde ve nesna.com bunlardan bir tanesiydi. Doğan grubundan ayrıldıktan sonra sırasıyla Madame Coco, English Home ve şimdi de Çakra'da çalışıyorum. Ticareti seviyoruz. E-ticareti çok seviyoruz. Sanırım o ki ev tarafını daha çok seviyorum. Çok uzun yıllardır evle alakalı ürünleri satan perakende markalarına destek oluyorum. Umarım bundan sonra hem sektörü büyütmek anlamında, e-ticaret sektörünü büyütmek anlamında hem de dikeyde ev kategorisini büyütmek anlamında elimizden gelen her şeyi yaparız. Ya hazır buradan başlamışken sizlerin e-ticaretle ilgili, özellikle Türkiye özelinde soruyorum bunu. Yani ihracatlarınız da var vesaire ama Türkiye özelinde e-ticaretin bugüne kadar geldiği noktaya ve bundan sonra geleceğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ben Muhammed'e bırakayım önce sözü. Pandemiyle beraber ev kategorisi zaten çok şekil değiştirdi. Yani bütün e-commerce belki şekil değiştirdi ama özellikle bizim kategoride pandemiden zannediyorum şikayetçi olmayan yegane kategori ev kategorisiydi. Çünkü hepimiz evde daha fazla... Sevdik değil mi? Yani çok sevdik. Evde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Daha fazla vakit geçirince evdeki ihtiyaçlar arttı. Dolayısıyla pazarın çok agresif bir şekilde büyüdüğü bir dönem yaşadık hep beraber. Aslında eve bakış da değişti. Yani ev ürünlerine bakış da değişti ve online'dan bu ürünlerin satılabilirliği ile alakalı müşterinin zihninde de aslında bir olgu oluştu. Tabiri caizse e-ticaret yapan tüm markalar aslında müşterilerine kendilerini ispat etme fırsatına eriştiler. Bu ürünler e-commerce'ten, e-ticaretten satın alınabilir olduğunu öğrenmiş oldular. 2020 yılından beri de bütün markalar için, Bella Maison için de geçerli, bu Çakra için de geçerli, diğer bütün rekabette olduğumuz markalar için de geçerli. Hep beraber bence sektörü büyütmek için canhıraş mücadele ediyoruz. Çok rekabetçi bir sektör. Rekabet büyümeyi de getiriyor. Rekabetin olduğu yerde çünkü her an kendini geliştirmek için, rakibinden, rakip gördüklerinden daha iyisini yapmak için mücadele etmen gerekiyor. E-ticarette bunu yapabilecek çok alan var. Evet. O yüzden keyifli bir süreç. Bunun herhalde rekabetin bir nedeni de şey galiba. Zaten artık tüketici sizlere çok kolaylıkla ulaşabiliyor. Evet. Çakra'ya da çok kolaylıkla ulaşabiliyor. Bella Maison'a da çok kolaylıkla ulaşıyor. Sizler de tüketiciye çok kolay ulaşıyorsunuz. Doğal olarak bir rekabet hem müşteri kazanma tarafında hem ciro tarafında doğal olarak bir rekabet oluyor. Orada herhalde artık markalaşmak biraz da işi ayırıyor. Üzeyir Bey, sizin öngörünüz nedir? Türkiye'de e-ticaretle ilgili yakın gelecekte neler olur? Ya pandemi bu işi bir hararetlendirdi. Yani işte %13, %14'ler konuşurken şimdi perakende oranının %18, %20'lerini konuşuyoruz. Bundan sonra ne olur? Biz %30'ları konuşuyoruz çok şükür. Yani biz bu anlamda Çakra olarak çok iyi bir noktadayız. Türkiye bence sektör olarak da e-ticaret tarafında ciddi bir yol aldı ve şu anda geldiği konum itibariyle de bence çok tatminkar. Elbette çok daha büyüyecek. Türkiye'deki bu potansiyeli ortaya çıkartan şey aslında bence tüm üçüncü parti firmaların da bunun lojistiğinden tutun, dijital pazarlama marketingine kadar aslında ürün üreten firmalarına da baktığımızda sektörün 360 derece aslında büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü bizim e-ticareti yalnız başımıza büyütmemizin hiçbir faydası yok. E-ticaret büyümesi için lojistiğin büyümesi gerekiyor. Marketing tarafında ciddi yatırımlar yapılması ve yetkin iş gücüne sahip olmanız gerekiyor. Bunlar Türkiye'de mevcut. Hal böyle olunca da Türkiye'de e-ticaret ciddi bir ivme kazandı. Tabii ki pandemide bunda bir etkendi. Aslında şeyi çıkarttı, potansiyeli ortaya çıkarttı diye düşünüyorum ben. Bundan sonra Türkiye'nin önü daha da açık, belli. Ve artık buradan Türkiye'nin aslında konumu itibariyle de artık bir hub noktasında da geldiğini düşünürsek aslında artık Doğu ile Batı arasında bir hub olacaktır. Ve de bu da e-ticaretteki potansiyelini, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini arttıracaktır diye düşünüyorum. Bu arada sorularınız olursa not alabilirsiniz. Programın son 10-15 dakikasını soru cevap yapabiliriz. Çok da seviniriz. Çok güzel olur. Yani interaktif de bir şey olabilir. Peki e-ticaretle ilgili hep böyle güzel şeyler konuşuyoruz. İşte satışlardır vesaire. E-ticaret hiç o kadar göründüğü kadar pespembe dünya falan değil. Abi onu soracağım. Zor. Bence soru da onun üzerine. Hiç öyle kolay bir dünya değil. Zorluklarından biraz bahsedebilir miyiz? Ben şimdi bizim ofisin yüzdesel olarak ofiste bordrolu çalışan sayısının en minimal olduğu, bordrosuz çalışanın en yüksek olduğu kadro e-commerce ekibi. Onlarca insanın arka tarafta emek verdiği ve insanlar tarafından sadece hazır bir panel var. İşte az önce Cenk Bey de TiciMax'ı anlattı. Evet. TiciMax'i, T-Soft'u, Akinon'u, İKAS'ı alınca bir tane panel veriyorlar sana. Ürünleri de fotoğrafları yüklüyorsun. Hadi bakalım başta satışa kardeşim gibi kolay bir dünya yok. Yani arka tarafta gerçekten gecesi gündüzü olmayan, çok fazla outsource kaynaklardan destek alınması gereken bir iş kolu. Üzeyir de az önce değindiği gibi çok büyük bir lojistik operasyonu aslında. Yani e-commerce'te bazen öyle kampanyalar yapıyorsunuz ki yaptığınız kampanyalarda lojistik ekibinin halini, ahvalini sormanız gerekiyor. Çünkü yani yapabilir miyiz? Hepsi baklavayla gidip. Bırak baklavayı, bazen biz bu satışı yapabilir miyiz diye arkadaşlarınıza sormanız gerekiyor. Çünkü operasyon yükünü kaldırabilecek kapasitede bir lojistik ekibinin, teçhizatının orada organize olması gerekiyor. Dolayısıyla e-commerce çok keyifli, sınırsız bir dünya. Yapılabilecek binlerce farklı teknik uygulama var belki. Hepimiz müşterilere farklı şekilde seslenebiliyoruz. Bütün markalar rekabette kendine göre bir kulvar, bir alan tayin edebiliyor. Fakat müşteri deneyimini doğru şekilde yaşatabilmek, siteyi doğru şekilde yaşatabilmek, lojistik operasyonu doğru şekilde yaratabilmek, müşteri memnuniyetini doğru şekilde sağlayabilmek için şirketin en kalabalık ekibine dönüşüyorlar. Dolayısıyla sadece panelleri açtık, platforma ürünleri yükledik, doğru SEO yaptık, doğru performans marketing yaptık, iş öyle bitmiyor. Keşke öyle bitse. Çok meşakkatli bir süreç, çok zorlu bir süreç. Ama güzel tarafı ne? Bunu bir perakendeci olarak söylemem belki çok hoş olmayabilir ama gerçek bu. Elinizin altında yönetilebilir bir sistem. Çünkü perakendenin en zor kısmı hakikaten uzakta erişemediğiniz lokasyonlardır. Gözleyemediğiniz saha personelinin performansıdır. E-commerce'da her şey datayla okunabildiği için. Arkadaşlar bazen bana espri yapıyorlar. Benim data panelim her an açık. 7/24 orada online'ım. Ekip bazen diyor ki Muhammed Bey gece 3'te girdik oradaydınız falan. Diyor ki açık bırakıyorum onu ben size her zaman takip edeyim diye espri yapıyorum. Dolayısıyla 7/24 hakikaten takipte olmanız gereken meşakkatli bir süreç var. Evet. Ben iddia ediyorum, normal perakendeden çok daha zor bir iş. Kesinlikle, çok katılıyorum yani. Peki bu iade tarafları olsun, lojistik tarafları olsun, burada ticarette en zorlandığımız tarafa, mesela hep şeylerle konuşulur ya, yani almış, beğenmemiş, iade etmiş. Şu an kargo maliyetleri herhalde en büyük, ticaretteki en büyük sorunlardan biri. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Ticaret tarafında... E-ticaret yapmak az önce söylediğimiz gibi aslında çok zor. Bunu yaparken aslında bazı metrikleri kontrol altına almanız lazım. Yani aslında yaptığınız bir noktadan sonra karlı da bir iş olmak zorunda. Bu işin karlı olabilmesi için de giderlerinizi belli bir noktada sabit tutmanız gerekiyor. Kargo bizim en büyük giderlerimizden bir tanesi ve herhangi bir kargodan gün geliyor hiçbirinden mutlu olmadığımız dönemler yaşıyoruz. İade süreçleri Türkiye'de... nazaran daha kolay, en azından kolay iade süreçlerimiz var. Müşteri iadeyi vermek için kargoya kadar gitmek zorunda değil, evine çağırabilir, orada kargo verebilir. Kargoyu verdiği an itibariyle iadesini, ödemesini yapıyoruz. Türkiye'de özellikle lojistik tarafındaki problemler e-ticareti yapmayı zorlaştırıyor, güçleştiriyor. Bu bir kere çok net. Ama bununla beraber... Muhammed'in de söylediği gibi tüketiciye doğru bilgi vermek bizim için son derece önemli. Misafirimiz geldi galiba. İlyas Bey de geldi. Bak Bey. Kendisini alalım. Merhaba. 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 Sizden de özür dilerim. Ziyaretçilerimizden de özür dilerim. Kusura bakmayın. İstanbul, biraz geciktik. Biraz özel konular, bebek konuları olunca biraz şey oldu bizim. Hoş geldiniz. Denkleştiremedik. Hoş bulduk. Merhabalar. Ticaretteki zorluklardan bahsediyorduk. İade. Şimdi aslında e-ticaretle ilgili zorluklar bir noktadan sonra aslında keyif vermeye başlıyor. Çünkü sürekli öğrendiğimiz bir deneyim yaşıyoruz. Çakra olarak zaten vermek istediğimiz şey tüketiciye bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz. Ve bu deneyim de bizim için ürünün görseli itibariyle başlıyor. Yani yetkin arkadaşlarım ürünü beğendikten sonra ben o ürünü onların hayal ettiği şekilde müşteriye sunmaya çalışıyorum. Eskiden sadece dekupe çekerek insanlara ürünü anlattığımız bir dünyadan artık hissettireceği duyguyu anlatmaya çalışıyoruz. Hatta videolu, görselli. Videolu, görselli. Şimdi ChatGPT'ler falan çıktı, yazılımlar falan. Onları da kullanıyoruz artık. Yani bir şöminemiz yoksa artık şöminedeki o ateşi yakmak için kullanıyoruz. Evet. Başladık biz mesela kullanmaya. Kış sezonunu açarken biz bunları kullandık. Özetle o kadar çok zorluk var ki ama bunlar bir anlamda da inanılmaz keyifli bir deneyim yaşatıyor insanlara. Bilmediği bir dünyayı öğrenmeye başlıyoruz. Tabii birazdan güzelliklerini de konuşacağız yani böyle hep zorluklarını da konuşmuşken. İade konusuyla ilgili ben ufak bir şey gireceğim müsaadenle. Geçen de bir müşterimiz Instagram'da paylaşmış. Çok hoşuma gitti o. Bizim oldukça düşük iade oranlarımız var. Bella Maison Trendyol'un ev kategori konumlandırmasında bir seneye aşkın süredir en yüksek puana sahip marka, özür dilerim. 9.2. Bir senedir 9.2 ile hayatımıza devam ediyoruz. 8.5 ya da 8.4. Hepinizi takip ediyorum. Çok uzun bir süredir böyle devam ediyor. Siparişimiz yoğun, yetişemiyoruz. Biz de yetişemiyoruz ama bir şekilde en iyi deneyimi sunuyoruz. espri yapıyorum yani 8 üzeri zaten bütün puanlar çok iyi. Bizim depoda bu arkadaşlarımız, lojistik ekibimizin kargo çıkartma ile alakalı çok önemli bir KPI'yi, puanları yakinen takip ediyorlar. Müşterimizin bir tanesinin attığı Instagram storiesi inanılmaz hoşumuza gitti. Bella Maison'un paketini açmış, demiş ki keşke demiş kendime Bella Maison'un ürünleri paketlediği kadar iyi bakabilseydim hayatta. Paket konusu çok kritik. Eğer paketlemeniz gerçekten bizim ev ürünlerinde iyi değilse, kırılabilecek çok adette ürün sattığımız için orada ciddi zararlar görebiliyorsunuz. Paket konusu çok kritik. Dolayısıyla çok büyük bir maliyet. Kargo maliyetlerinin içerisinde ambalaj ve paketleme maliyetleri de var pek tabii. Fakat bu kaçınılabileceğiniz bir şey değil. Çünkü işimizin %40-50'si kırılabilecek ürünlerden dönüyor. Hazır burada Züccex fuarındayken yani züccaciye grubunun öneminden de belki bahsetmek gerekir. Sofra grubu, bardak grubu, bütün o ürün gruplarından ciddi bir pay alıyoruz. Orada paket ve ambalaj konusuna çok böyle kılı kırk yarmazsanız iade oranlarınız müşterinin beğenisinden bağımsız bir şekilde operasyonel olarak çok yukarı çıkabiliyor. Tekrardan ürünleri kargolamanız gerekebiliyor. Bu da hem operasyon kostunuz, maliyetiniz hem de paketleme maliyetlerinizi çok ciddi anlamda artırıyor. O yüzden bizim mesela çok ihtimamla üstüne düştüğümüz bir taraftır. Yani ne olursa olsun maliyeti çok yüksek olsun ama müşterimize kırık ürün gitmesin diye canla başla mücadele ediyor. Çalışması oradan başlıyor çünkü evet, yani evet. Kapıyı açıyor, evet. Çakra işte Bella Maison pakete göre aslında ilk tanışma anı o evet, an. Ben tanışmadan devam edeyim. Onun size. Mutlak en iyi olması kesinlikle gerekiyor. Öyle. Kesinlikle öyle. İlyas Bey de bununla ilgili bir şeyler söyleyecektir ama ben İlyas Bey bu ticaretle ilgili balkondan globale diye kitabını yazmıştı bir arkadaş. Biraz da kendini tanıtarak başlarsan. Tamam tabii çok kısa hızlıca vaktinizi almadan şey yapalım. 2009 yılında üniversiteden mezun olduğum sene eniştemle birlikte başladığımız bir e-ticaret yolculuğu oldu bizim de. İmalat üzerine başladı. Evin balkonuna bir lazer makinesi alarak kişiselleştirilmiş ürünler üretmeye başladık. O zaman tabii kendi sitemizden değil böyle böyle ürünler yapıyoruz satar mısınız diyerekten aslında o zamanın pazar yerleri diyebileceğimiz sahibinden ya da gitti gidiyorlarda ürün tedariği yaparak başladık. Bugün geldiğimiz yerde de şu an ciromuzun yaklaşık %65'i yurt dışından geliyor. Kişiselleştirilmiş hediye dikeyinde dünya çapında bir oyuncu olma hedefiyle üretici bir markayız. Türkiye'de de Hediye Sepeti olarak tamamen kendi ürünlerimizin satışını yaptığımız, içeride merchant'ın olmadığı, tedarikçinin olmadığı, imalatını yaptığımız ürünlerle müşterilerimize kendilerini ve sevdiklerini özel hissettirebileceği hediyelik ürünler satışını yapıyoruz. Çok değerli bir kategori. Senin kategoride de ürün hediye paketi herhalde çok daha ekstra önemli. İşte dedi ya ürünle karşılaştıran, biz orada aslında zaten en önem verdiğimiz bizim de işte ChatGPT ürün yorumlarını analiz ettirme diye bir olgu var hepimizde malum kullanıyoruz. Bizim sıradaki ürünleri gönderdiğimiz zaman böyle %90'ın üzerinde ambalaj, paket ve hediyenin oradaki o sunumuyla ilgili aslında yorumlar geliyor. Bizde gelen yorumların kritiği %90 özelinde çok iyi paketlenmişti ve kendimi hani çok iyi hissettim, özel hissettim olgusuna geliyor. İçindeki üründen ziyade çünkü hediyede aslında siz orada bir deneyim satıyorsunuz. Üründen ziyade o deneyimi biz pazarlıyoruz ve satışını yapıyoruz. İnsanlar da birilerine özel hissettireceği bir hediyeyi 3-5 gün öncesinden onun bilgileriyle, mesajı, fotoğrafı, işte görselleriyle bir önden sipariş verdiyse o sürecin tabii zamanında o olmazsa olmaz. O konuda da biz kişiye özel bir ürün bile olsa saat 1'e kadar geleni aynı gün kargoya teslim edebilecek şekilde çıkış yapabiliyoruz. Hediye paketi falan derken zorluklarından bahsettik. E-ticarete başladığımızda dikkat edilmesi gereken işte fotoğraf kısmıdır, ürün ismidir, ürün açıklamasıdır. Bunlarla ilgili en çok dikkat etmemiz gereken orada bizi başarıya götürecek şey. Üzeyir'e bırakalım şimdi. Bırakalım abi. Evet. O e-commerce dünyasının sıfırdan bütün kademelerini yaşamış kıymetli bir arkadaşımız. Evet. Ben naçizane markayı yönetiyorum. Benim operasyonumda orada e-ticareti benden çok daha iyi bilen arkadaşlarım var. Üzeyir'in bence deneyimleri orada bizim için daha kıymetli olur. Peki, hem Üzeyir'den hem... Güzel sözlerin için teşekkür ederim öncelikle. Ya bence dikkat edilmesi gereken şey giderler. Çünkü e-ticaretin giderleri tahmin edildiğinden çok daha fazla. Az önce Muhammed söyledi ya, yani ben o paketi, o tabağa, bardağa doğru bir şekilde paketlemezsem gerçekten kırılacak. Kırılan ürün geri gelecek. Kırıldığı için bir maliyet. Kargo ücretini ödediğim için bir maliyet. O kargoyu geri aldığım için bir maliyet. Ve aynı ürünü tekrar gönderdiğim için bir maliyet. Yani e-ticarette önemli olan, en önemli olan konu, üründen sonra en önemli olan konu giderleri doğru yönetebilmektir. O yüzden belli bir marjın altında bir ürünün varsa gerçekten e-ticaret doğru platform değil. Katma değerli, iyi bir marjı olan ürünü satıyor olmak bence altın kural. O zaman ilk öncelikle ürüne dikkat edeceğiz. Ürün, evet, üründen başlıyor. Soru teknik yani. Değil miydi yani? Daha şey, evet, daha teknik. Yani, aslında başta siz biraz... Paneli kurarken ne yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili miydi? Gibi aslında başta da söylediniz aslında, geçti biraz da. Hani eskiden sadece işte telefonla fotoğraf çekip yüklerken şimdi ChatGPT'ler konuşuyor. İşte bir tane fotoğraf yetmiyor, 5 tane fotoğraf konuyor. Fotoğraf da yetmiyor, video konuyor. İşte ürün ismi, işte kuyruklu olacak, SEO uyumlu olacak, açıklamalarında her şey geçecek gibi. Ya 2010'da e-ticarete başlamış biri olarak hani 3-4 yıllık periyotlar içerisinde de bu gereksinimler katlanarak, büyüyerek gittikçe artıyor. Yani bugünün dünyasında işte ödeme altyapılarını, e-ticaretin hızını vesaire o tarz teknik kısımları artık yani by default diyeyim, evet, herkesin bir şekilde zaten sunuyor olması lazım. Oralarda gol yediğin zaman, işte arama motoru optimizasyonlarını, uyumunu sağlıklı yapamadığın zaman zaten nefes alma şansın yok. Ben bu arada hani e-ticaret markası ve kendi e-ticaret sitesinden satma üzerine olan deneyimi konuşuyorum. Pazar yeri deneyimleri çok daha başka tabii, oradaki pazar yeri satıcılığı. Biz naçizane Türkiye'deki satışımızın %95'ini tamamen kendi sitemizden yapıyoruz. Orada da ya her geçen gün rekabetin arttığı bir olgu. Şimdi ben hep bizim ekibe de konuşurken şundan örnek veriyorum. Siz iyi bir caddede iyi bir köşeyi kapattığınız zaman o caddenin insan trafiği çok fazla dalgalanmıyorsa yıllar içerisinde orada doğru raf yapısı, doğru bir düzen, müşteriliği işte doğru karşılayan iyi fiyatlarla satış yapıyorsanız hiçbir problem yok. Çok sürdürülebilir bir iş modeli olarak tutturabilirsiniz. Ama e-ticarete geldiğimiz zaman şimdi her taraf cadde, her taraf mağaza. Trafiğin kanalları çok çeşitli. Her geçen gün yeni bir mecra çıkabiliyor. Büyükleşmek gibi bir şey herhalde. Dolayısıyla herkesle rekabet ediyorsunuz ve her zaman, her daim çok dinamik olmanız, fotoğraflarınızın hep güncel olması, fiyatlarınızın pazara göre her zaman doğru uyumda olması, işte pazarlama stratejilerinin günceli iyi takip edip ona göre sürekli proaktif aksiyonlar almanız ve yani 2010'dan bugüne geldiğimizde ya biz o zamanlar sadece Facebook reklamı yaparak para kazanabiliyorduk. Facebook reklamıyla satış yaparak para kazanabiliyorduk. Hiç başka altyapıda ne organik trafiğe ne direkt trafiğe e-mail pazarlamasına gerek kalmadan çok güzel zamanlarmış. Hani şu gün geldiğimizde ücretli trafikle tek başına bir siteyi ayakta tutabilmenin çok mümkünatı yok. İmkansız. Çok böyle niş, çok özel bir ürününüz olacak da herkes sadece patentli vesaire. Ama şu an bütün kanalları, tüm mecraları çok iyi yönetmek ve çok iyi optimize etmek zorundayız. Çok da güç bu arada. Hani her geçen gün zorlaşıyor. Pazar yeri demişken herhalde 3 firmamızda pazar yerinde var. Trendyol, Hepsi Burada, N11. Oralarla ilgili kendi web sitemize mi yoğunlaşmak daha karlı bu da diyelim? Pazar yerini mi kullanmak ya da ikisini ne kadar optimize şekilde kullanmak gerekiyor? Ya, genel geçer şeye ben de katılıyorum aslında. Bir e-ticaret markası ya bir perakende zinciri değilse, onlar için ayrı bir şey söz konusu tabii, ama yeni bir marka için pazar yerlerinde kendinizi ve ürününüzü tanıtmak, tutundurmak, ardından kendi markanızı büyütebilmek için de kendi e-ticaret kanalınızda bunun yavaş yavaş başlangıcını yapmak en ideali. Kendimizden örnek verirsem çok eski yıllar ama 2010'dan 13'e kadar biz hep ürün tedariği yaptık pazar yerlerinde. İşte sahibinden de gitti gidiyor orada. O dönem daha Hepsi Burada ve Trendyol şey değildi, marketplace modeline geçmemişti. İşte grup onlara ürünler verdik. Hani ürün tedariği yaparak önce bir pazarda bizim ürünlerimiz uydu mu, tutunuyor mu, bu fiyatlarla biz bunun satışını yapabiliyor muyuz gördük. 2014'ten itibaren de tamamen odamızı kendi markamıza ve kendi e-ticaret altyapımıza verdik. Bu tabii hani biraz daha perakende mağazalar için farklı bir stratejidir. Pazar yeri ve kendi web sitesi stratejisi. Bence yani bu soru kategoriyle çok direkt ilintili bir soru. Geçmiş dönemlerde pazar yerleri biraz daha böyle kalmış stokların eritildiği mecralar gibi görülüyordu. Şu an kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, yani yüksek adetli stoklu ürünlerinizi kampanyalarla eritebilirsiniz. Fakat Trendyol'un yarattığı dünya, Hepsi Burada'nın yarattığı dünya artık birçok sezon ürününüzü de müşterinizle buluşturabildiğiniz bir alan oluyor. Aslında İlyas Bey az önce bahsettiği geçmiş dönemlerde belki sadece Facebook reklamlarıyla belli başlı kitleye ulaşabilirken şu an o kadar çok kanal ve mecra var ki yani pazar yerleri bir satış kanalı olmaktan da çıktı. Yani aslında çok ciddi bir pazarlama kanalı. Çünkü onlara da bütçe ayırmanız gerekiyor. Yani pazar yerine de ürünü entegre ettiniz, stoğu koydunuz, kolları bağladınız, müşteri gelip almıyor. Yani yine orada pazarlama bütçesi ayırmanız gerekiyor. pazar yeriyle direkt pazarlama ekipleriyle görüşüp bütçeler oluşturup markanızın görünürlüğüyle ilgili emek sarf etmeniz, para harcamanız gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında birer pazarlama kanalı. O kadar çok pazarlama kanalına sahibiz ki bence şu an bütün satıcıların, bütün markaların en önemli konusu doğru bütçeyle doğru kanal yönetimini yapabilmek. Bunu yapabildiğiniz takdirde müşteri adetinizi artırabiliyorsunuz. En meşakkatli kısmı bu. Çünkü çok fazla kanal var. Onlarca kanala bir şekilde para yatırıyorsunuz ve onun karşılığında bir dönüşüm oranı, bir sipariş bekliyorsunuz. O dengeyi sağlayabildiğiniz takdirde iş başarıya erişiyor. Pazar yerleri oranı konusu bu çok klişe geliyor bana artık. Böyle 4-5 yıl önce aman pazar yerleri sizden büyük olmasın, bak vallahi ipinizi çekerler bir daha bir şey yapamazsınız derlerdi. Bunun bir dengesi olduğunu ben düşünmüyorum. Tamamen markanın kendi inisiyatifinde olan bir konu. Pazar yerlerini en iyi şekilde kullanmak çok önemli. Onların eriştiği trafiğe erişme hayali kurabilmek ütopya. Yani böyle bir dünya yok. Onların harcadığı medya satın almayı, onların harcadığı parayı bir monobrandin tek başına harcayabilmesi, dolayısıyla o trafiği elde edebilmesi hiç imkanlı değil. Burada önemli olan ürün yönetimini doğru şekilde yapabilmek, müşterileri üzmemek, pazar yerinde daha fazla ciro yapacağız diye 3 kuruş aşağıya satıp kendi stende daha pahalıya satıyorsan artık müşterinin dünyasında orada bir karmaşa yaratabiliyorsun. Bir de komisyon veriyorsun. Evet, bir de komisyon veriyorsun üstüne. Yani marj yönetimi, ürün yönetimi doğru yapıldığı takdirde pazar yerleri ne kadar büyümeli sorusuna bence cevabı yok. Nereye kadar büyüyebiliyorsa bence o kadar büyümeli. Marka kendi kriz yönetimini ona göre planlayabilmeli. Ben bunu aslında şuna benzetiyorum. At binmeye benzetiyorum aslında. Yular sizde olduğu sürece problem yok aslında. Çünkü Trendyol ve Hepsi Burada gibi yani marketplace'ler aslında büyük bir kaynak. Görsel anlamda bir kaynak, pazarlama anlamında bir kaynak, ürün satış anlamında bir kaynak. Burada önemli olan kontrolün sizde olması. Kontrolü kaybederseniz, marketplace sizi yönetmeye başlarsa en büyük sıkıntı o zaman başlıyor. Yoksa ürün üretiminden tutun satışına kadar aslında pek çok konu yüzünden marketplace'lerle beraber hareket etmek çok değerli. Örneğin bir tane nevresim takımı yaptıracaksınız. İşte 1000 tane değil de 5000 tane yaptırırsanız 5000 tane yaptırdığınızda maliyetiniz biraz daha düşüyor. Maliyetiniz düşünce satış fiyatınız da sabitse daha karlı satabileceksiniz. Bunu sağlamanın yöntemi bile aslında belki marketplace'lerle yapılacak olan işbirliği. Çünkü biliyorsunuz ki orası bir derya ve oradan inanılmaz bir rüzgar, inanılmaz bir dere akıyor ve bundan faydalanmak zorundasınız. Bunu bu yüzden bile kullanabilirsiniz. Marka olmak istiyorsunuz ve daha yeni başladınız hayata. Onun için bile bir ekran yüzü. Bir dijital pazarlama bütçesi harcamak yerine belki oraya harcayacağınız bir kaynakla beraber tahmininizden daha iyi bir awareness'e sahip olabilirsiniz. Burada hikaye Muhammed'in de söylediği gibi aslında tamamen yuların sizde olması. Yani güç sizde olmalı ve siz yönetebiliyorsanız marketplace'ler hayatımızda daima olmalı. Zaten müteselsilen olarak kendi markanızın da büyümesi gerçekleşmek zorunda. Sadece pazar yeri tek başına büyümez. Müşteri yavaş yavaş da olsa marketplace'te gördüğü ürünü kendi sitesi var mı? Orada daha iyi bir hizmet alabilir miyim? Düşüncesiyle zaten size gelebiliyor. Çalıştığım tüm markalarda bunu deneyimledim. Marketplace'in yoğunluğunun yavaş yavaş azaldığı ve kendi markasının yavaş yavaş yükseldiği bir noktaya geliyor. Yeter ki doğru hizmet verin ve gerçekten güç ve kontrol sizde olsun. Ana hikaye bu diye düşünüyorum. Buna çok kısa bir yurt dışı pazar yerleri üzerinden de bir şey açalım mı, paragraf açalım mı? Yurt dışı pazar yerleri için de hani en bilindik olarak işte Türkiye'de Amazon ve Etsy geçiyor ve ev yaşam züccaciye ürünleri için de hani Etsy'de güzel bir pazar. Orada da çok fazla satıcı da var Türkiye'den de. O platformları düşündüğümüz zaman Amazon bu tarafta aslında markaya çok destek veren ve markayı içeride büyütmeye yarayan bir noktaya gelmiş olan bir ürünün markasıyla, bulunduğu sayfasıyla bir yere gelebildiği bir platform. Etsy'nin şey dinamikleri biraz daha farklı. Orada aslında hani sizin markalaşmaya ve o bir şey bütünü oluşturmanızı bir nebze engelliyor. Daha böyle bir çatı altında sizin mağazanızın ön planda oldu ama bir listingin sizin dışına başka birinin satamayacağı, onun bir marka olarak bir noktaya gelemediği bir platform. Ev yaşam grubunda hani her ikisinde de çok büyük potansiyel var. Özellikle ihracat düşünülüyorsa pazar yerleri başlangıç için aslında olmazsa olmaz alan. Peki belki bir soru olacak ama şimdi sen kendi altyapını kullanıyorsun bildiğim kadarıyla. Bu taraf... Biz Akinon'dayız. Akinon olarak kullanıyorsunuz. Tavsiyeleriniz ne olur? Yani bir firma belli bir noktadan sonra ya da ilk başta bir hazır paketle başlayıp sonra mı yazılım yapması lazım? Yoksa baştan böyle bir stratejiyle mi gitmesi lazım? Bu arada ben o taraftan, yani fikir olarak o taraftan yanayım. Bence ölçekle yazılımın çok zor olduğunu... Eldeki kaynakla çok ilişkili bir nokta. Nereden ve nasıl başladığınız dönemle de ilgili. Bizim şimdi içerideki ortaklarımızdan birisi, teknik birisi ve bütün yazılım süreçlerine o hakim. Ama biz uzun yıllar onu ortak almadan önce çok fazla dışarıda hazır paketle kullandık. Birilerine yazılım yaptırmaya çalışıp 5-6 ay boyunca oyalandığımız, daha çıkacak böyle senelerimizi kaybettiğimiz zamanlar da oldu. Biz 2016'dan itibaren içeride geliştirmeye başladık. Ondan önceki dönemde istediklerimizi yapamıyorduk. Biraz kategoriyle de ilgili kişiselleştirilmiş hediye deneyiminde biz hala yazılımda hani yapabileceğimiz, altyapıda yapabileceğimiz çok şey var ve her geçen gün bunu bir hazır altyapıyla gerçekleştiremeyeceğimiz şekilde iyileştiriyoruz. İşte bir yapay zeka ile sizin yüklediğiniz fotoğrafta yüzlerinizi ayırt edebileceğiniz, onun daha sonra ahşap üzerinde nasıl bir görünümde engrave edilebileceğinin gözükeceği bir ön izlemeyi müşteriye sunabilmek. Arka tarafta onun daha sonrasında bizde hangi makineye gidecekse o makineye optimize olacak şekilde bir üretim dosyasının output'unu verebilmesi gibi şeyleri hazır altyapıyla biz yapamayız. O yüzden kategoriye göre çok değişecek bir şey. Tahmin ediyorum ama birer cümlede sizlerden... Yani ben burada yine tek bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Yani hazır altyapımı kendimiz mi yazalım? Ben hayattaki en önemli şey sinerji olduğunu düşünüyorum. Doğru ekip varsa, doğru partner varsa bu hazır bir altyapı da olur. Kendi yazdığınız bir yapı da olur. Yani bunun tek bir doğrusu yok. En önemli olan şey doğru sinerjiyi yakalayabileceğiniz, size inanan insanlarla beraber bir iş inşa edebilmek. Orada nereden hizmet alırsanız alın, in-house'da bu işi yapsanız o işi gerçekten sahiplenen insanlarla beraber yol arkadaşlığı yapmak en önemli konu. Çünkü yani teknik konular bunların hepsi bir şekilde çözülüyor. Ama hayatın merkezinde insan var. İnsanın doğru çalışamadığı bir platformda o sinerjiyi yaratamadığınız takdirde bizim bütün bu teknik hikayelerin hepsini çöpe atabiliyoruz. Yani hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla hazır bir altyapı ya da kendimiz yazalım, kendi teknolojimizi üretelim. Bunların ikisi de firmanın pozisyonuna göre, markanın gücüne, imkanına göre değişik dinamikler içerisinde. En önemli konu bence doğru sinerji var mı? İnanmış insanlar mı? Partnerlerimizle beraber yola çıktığımızda herhangi bir hizmet talep ettiğimizde ya deyip böyle içten içe sızlanırlar mı? Yoksa ya Bella Maison bunu istemiş, Çakra bunu istemiş, hadi yapalım da adamların cirolarını arttıralım mı derler. Bence en önemli konu bu. O yüzden partnerlik ilişkilerinde veya bir şey yaparken benim en temel turnusolum yani bir heyecan duyuyor mu karşımdaki? Bize yükseldi mi? Biz ona yükseldik mi? Ona bakıyorum. Yoksa bunların her şartta dinamiğe göre değişken olduğunu söyleyebilirim. Ben de biraz daha net, pardon. Yok. Ben de biraz daha net aslında. Ben perakende firmasının özellikle daha kendi işine odaklanması gerektiğine inanıyorum. Eğer ev tekstili kategorisinde varsa ürününe odaklansın. E-ticaret tarafı yani teknolojik altyapıyı bilene bıraksın diye düşünürüm. Burada şeye katılırım ama Muhammed'e o sinerji çok önemli. O sinerji de hangi third party ile bu işi yapacağımız noktasında kritik konulardan bir tanesi. Ama bence perakende firması kendi işine odaklanmalı, bu işleri outsource etmeli. Şimdi bu ekiple bu sohbet uzar, yani böyle saatlerce konuşsak çok şey çıkar, çok da soru var. Ama ben hani son birer cümle tavsiyeleriniz ne olur, bununla ilgili birer cümle alalım. Sonra varsa soruları alıp teşekkür ederim. Muhammed Bey sizden. Evet, pekala. Yani son cümleleri ben yine insan üzerinden tamamlayayım o zaman. Birbirine güvenen insanların bir araya gelmesi lazım. Bir işe başlamadan önce en temel kritik konu bu. Bunu bir araya getirmediğiniz zaman onlarca, yüzlerce insanın teknik tavsiyesini dinleyebilirsiniz ama bütün işler bir arada birbirine inanmış, güvenmiş insanlarla yapılıyor. Dolayısıyla iş hayatında da, e-commerce'te de, klasik ticarette de, ihracatta da en temel konu kimlerle iş yaptığınız, doğru insanları bir araya getiriyorsanız, proje ve fikir doğruysa, finans da varsa bunun için üçü gerçek bir harman oluşturuyor ve o hamurdan gerçek bir ürün ortaya çıkıyor. Benim nacizane hayattaki en önemsediğim konu kimlerle beraber olduğum, kimlerle iş yaptığım. Gerisi bir şekilde siz bilmiyorsanız, unutuyorsanız, sizi unuttuğunuzu hatırlatan, yanlış yaptığınızı düzelten arkadaşlarınız, ekipleriniz olduğu sürece yolculuğunuz devam ediyor. En kritik konu o. Dolayısıyla ben diye bir şey yok. Yani orada founder diye kurucu bir tane kişi gibi görünüyor ama arkada onlarca kişinin emeği ve katkısı var burada. Hiçbir iş tek bir kişiden ibaret değil. O yüzden ekip çalışması, doğru sinerji oluşturulması bütün iş kolları için çok önemli. Bizim dünyamız için perakende ve online retail'de, online perakende de zaten 7 gün 24 saat çalışan bir dünyadan bahsediyoruz. Bu zoraki yapılabilecek bir iş değil. Yani insanların bu işi yaparken keyif alması, bu oyunu oynarken bundan keyif alması gerekiyor. Benim en önemsediğim konu bu. İnsanların doğru ve mutlu bir şekilde çalışabileceği bir ortam yaratabilmek, o sinerji oluşturabilmek. Gerisi dediğim gibi teknik insanlar bir şekilde çözüyorlar zaten ve siz de ticaretinizi yapıyorsunuz. Sizin gibi patronlar sektörü büyütecekler. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kesinlikle öyle bu arada. Ya ben belki birkaç bacak daha ekleyebilirim. Yani bence bu işi yapabiliyor olmanın 3 temel kuralı var. Biri insan ki bahsettik, diğeri teknoloji, diğeri de zaman. Bu üçünü yönetebiliyorsanız bu işte başarılı olursunuz. Herhangi birinin eksik kalması hikayede bir gri bir alan oluşturur. O da resmi net göremememizi sağlar diye düşünüyorum. Teknoloji, insan ve zaman yönetimini doğru yapabiliyor olmak kritik. Evet İlyas, sana artı 5 dakika verebiliriz. Üst başlıkları çok güzel söylediler. Özellikle yani önemli olan ekip ve takım kısmına %100 katılıyorum. Bunu ama yani ticarete de koysanız olur, özel hayata da koysanız olur. Her yerde, her şeyin en başında doğru ekip ve doğru insan grubunun bir araya gelmesi var. Bunu takım sporları için de getirebiliriz. Hani çok ünlü, çok güzel transferler yapılıyor ama ortaya bir sonuç çıkmadığı zamanları çok görebiliyoruz. O yüzden o sinerjiyi yakalayabilmek her işte olmazsa olmaz. Doğru zaman yatırımı ve doğru teknik yatırım, doğru kısımlar, bunlar da ondan sonraki kısımlar. Belki alt başlık olarak ben de biraz daha kendi perspektifimden de bakarak aslında e-ticarete için gireceksek doğru ürün ve doğru pazar uyumunu, doğru fiyat uyumunu yakalayabilmek için bol bol analiz, bol bol dataya gömülme. Burada aslında çok güzel perakende markaları var. Onların o ürün geliştirme süreçleri içerisinde bunlar haliyle doğuyor. Benim gibi doğrudan e-ticarete girişimci olarak giren bir markanın üzerinden e-ticarete değil de e-ticaret yapacağım diyerek gelecek olan insanlar için de benim de tavsiyem doğru ürün ve doğru pazar uyumunu yakalayabilecek şekilde bol bol vakit geçirmek, analiz etmek. Bizim yurt dışında yapmış olduğumuz başarılı olacak nacizane bir şeyler varsa bunu her seferinde buna bağlıyoruz. Çünkü hani nerede, hangi ürün, hangi fiyatta nasıl satıyor ve biz hangi ürünleri üretebiliyoruz, neleri çıkarabiliyoruz. Sürekli bunun analizini yapıyoruz. Tutuyor, tutmuyor. İlla ki bize de başarısız hikayeler çıkabiliyor ama yaptığımız analizlerin üzerine ne kadar yatırım yaptıysak sonucunda iyi başarıyı da o sayede alabildik. Hani e-ticarete sonradan girecek olan birileri varsa tavsiyem bir an önce dalayım değil de iyi bir analiz süreci ve bu ürün, bu pazar, bu fiyat, bu mecra, bunun üzerine fazlaca yatırım yapmak gerekiyor. Herhalde zaten bu son söylediğinle alakalı da birçok tool var, birçok artık teknolojiyle beraber bunu araştırabileceğimiz, bulabileceğimiz birçok şey var.